Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün acaba hangi arkadaşımız için bir devlet kapısı açıyoruz? Bugün size iki kurumdan bahsedeceğim. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumundan. Toplam 120 kişi alınacak. İnşallah biri siz olursunuz. Arkadaşlar burada Ocak ayı içerisinde başvurular başlayacak. Alımlarda KPSS'den 60 ve üzeri de var, 70 ve üzeri de var. Herhangi bir liseden mezun olmak da var ya da lisans bölümünden herhangi birinden mezun olmakta var. Kim dinlesin bunları? Özellikle kimin için gelsin? Hukuk fakültesi mezunları için gelsin, İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi mezunları için gelsin, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Telekomünikasyon ve Makine Mühendisleri için gelsin. Mühendislik fakülteleri mezunları için gelsin. Özellikle onlar daha çok dinlesinler arkadaşlar. Buyurun bakalım. Önce Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımından bahsedelim. Arkadaşlar alıcı kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü 90 kadrolu personel alımı yapıyor. Başvuru ne zaman olacak? Başvuru 25 Ocak 2021'de başlayıp 29 Ocak 2021'de bitecek. Başvuruyu yine online sistemi üzerinden www.egm.go.tr adresinden yapacaksınız. Öncelikle arkadaşlar bu başvuruyu yapamayan arkadaşlarım var. Özellikle onlar için söylüyorum. Başvuruyu internet üzerinden yaptınız diyelim. Sonra başvuru yaptığın il emniyet müdürlüğüne gidiyorsunuz. Oradan o başvuru yaptığınız kısmın çıktısını alıyorsunuz ve kendisine imzalatıyorsunuz. Daha sonra sözlü ya da yazılı uygulamaya çağrıldığınızda bunları yanınızda getiriyorsunuz arkadaşlar. 90 kişi mi alınacak? 5 katı aday çağrılacak. Yani 450 kişi gelecek. Önemli bir burgu daha var. Başvuruda 2020 yılı KPSS P94 puanı esas alınacak ve bu puan üzerinde 70 ve üzeri almanız gerekiyor. Ve bir tane değil en fazla 10 tercih hakkınız var arkadaşlar bunu da söyleyelim. Şimdi pozisyonlara bakalım. Arkadaşlar özellikle sınıf olarak yardımcı hizmetler sınıfında çalışacaksınız ve kadrolu hizmetli olacaksınız. Toplam alınacak kişi sayısı 90, Burada erkek de olabilir, kız da olabilir. Herkes başvuru yapabilecek. KPSS P 94'ten 70 ve üzeri almanız gerekiyor. Öğrenim durumunuzda dikkat edin. Herhangi bir lise mezunu olmanız yeterli oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani P94 dediği için. Bakalım. Emniyet Genel Müdürlüklerinden Afyon'da 2 kişi, Ankara'da 7, Antalya'da 5, Bingöl'de 2, Düzce'de 2, Giresun'da 2, Kars'ta 5, Mersin'de 5, Ordu'da 2, Rize'de 2 ve Şırnak'ta 2 kişi alınacak. Daire başkanlıklarına 4 kişi koruma daire başkanlığı, 4 kişi siber suçlar daire başkanlığı, 2 kişi tanık koruma daire başkanlığına, 4 kişi özel harekat daire başkanlığına, 4 kişi terörle mücadele daire başkanlığına alınacak. Özel harekatlar müdürlüğüne ise Adana'da 4 kişi, Antalya'da 4, Trabzon'da 4, Samsun'da 1 ve Konya'da 2 kişi alınacak. Bir de kriminal polis laboratuvarları var. Orada da çalışacak olan arkadaşlardan Samsun'da 2 kişi, Antalya'da 1, Kayseri'de 2 ve Erzurum'da 2 kişi alınacak. Son olarak takviye hazır kuvvetlerde Ankara'da 4 kişi ve İstanbul'da 10 kişi alınacak. İnşallah birisi siz olursunuz. Gelelim diğer bir olaya. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 personel alacak. Özellikleri nelerdir? Alıcı Kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 bilişim uzman yardımcısı alıyor arkadaşlar. Başvuruyu yine online üzerinde nasıl yapıyoruz? kariyer.btk.gov.tr adresinden önce başvuru formunu dolduruyorsunuz. Sonra çıktısını alıyorsunuz. Bununla birlikte dikkat edin buna mezuniyet belgenizi de alıyorsunuz. Ve KPSS sonuç belgesi 3 tane belge elinizde. Bunu bu belgeleri... 10-19 Şubat 2021 tarihleri arasında kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir yoluna 10 km mesafede No: 276 Çankaya Ankara'ya gidiyorsunuz ve adrese şahsen başvuru yapıyorsunuz. Ya da posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Postada sıkıntı olabilir. Ona dikkat edin. Burada hem yazılı hem de sözlü sınavlar arkadaşlar. Yazılı sınav tarihini yine aynı kurumun web sitesinden 28 27 Mart 2021 tarihinde web sayfasından ilan edecek. Orada takip etmenizi istiyoruz. Daha sonra da sözlü sınavı zaten size bildirecekler. Buradaki pozisyonlar ne olacak? 10 kişi hukuk fakültesi mezunu olacak. KPSS P3 ve P4'ten 70 ve üzeri olması lazım. 5 kişi sosyal bilimler mezunu, siyasal bilimler mezunu, iktisat işletme mezunu, iktisadi ve idari bilimler mezunundan yine KPSS P3 ve KPSS P48'den 70 ve üzeri alanlar başvuru yapabilecek. 8 kişi elektronik bölüm mezunu, elektrik elektronik bölüm mezunu, telekomünikasyon ve haberleşme mezunlarından alınacak. Yine KPSS P2 ve KPSS P3 70 ve üzeri olacak. 4 kişi bilgisayar mühendisliği bölüm mezunlarından istiyorlar. 3 kişi de endüstri mühendisliği bölümü mezunu olması gerekiyor. Yine bunlarda da KPSS P2 ve P3 puanları esas alınacak. 70 ve üzerinde olacak. Umarım bunlardan biri siz olursunuz arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Takipte kalın. Size hemen yarına bir iki daha bakanlıktan alım var. Onlardan da bahsedeceğim. Beden eğitimi ve spor bölüm mezunları özellikle ona dikkat etsinler arkadaşlar. Ve lisans mezunları ile ilgili alımlar var. Tarihtir, Türk dili edebiyattır, sosyoloji, psikoloji, felsefe bölüm mezunlarından istiyorlar. Onları da açıklayacağım. Takipte kalın. Hayırlı günler.